Merhaba sevgili arkadaşlar, ne yapıyorsunuz bakalım, iyi misiniz, nasıl gidiyor? Ben de iyi, fena değil durumlar, koşturuyoruz. Şimdi bunlar ne abi diyeceksiniz. Arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar benim aslında bu beta'ya başladığım ilk yıllarda aklıma gelen, yani hep hastalıklarla uğraştığım için aklıma gelen bir işti. Hatta eskiden takip edenler varsa bir ara kapların içinde böyle bir boru benzeri bir şeyler vardı. Onların içinde de böyle işte sapsırat malzemeleri vardı. Benim orada yapmaya çalıştığım, yapmak istediğim şey bir çeşit ortam durgun olsa dahi yine bir filtrasyon malzemesinden yararlanmaktı. Sonra onu nedense devam ettirmedim. Bunu tabii daha sonra yapılacak projeler listesine koydum ama bir türlü olmadı. Bir de her ekipmanla uymuyor maalesef. Her kaba uymuyor. Bir yandan da şöyle göstereyim, tek görüntü olmasın. Her kaba uymuyor maalesef. Ne zaman bugün yarın, bugün yarın derken bir türlü böyle onu yapamaz hale geldik. Şöyle de bir genel tur yapacağım. Aslında bir genel tur yapacağım. Bir akvaryumda son durum yapacağım da şu konuyu paylaşmak istedim hemen. Sonra duruma göre şey yapacağım zaten. Akvaryum odası son durum yapacağım. Şimdi burada ne yapacağım biliyor musunuz? Burada şunu yapacağım arkadaşlar. Bu filtrasyon malzemelerini, yani bizim işimize yarayan nitrifikasyon bakterilerinin biz çok işimize yarayan hatta nitrifikasyon bakterilerinin toplanabildiği, çoğalabildiği ve nitrifike işlemini yapabildiği malzemeler bunlar arkadaşlar. Ben bunlardan böyle 3'er 4'er tane bu teklediğim şu plastiklere bundan sonra koymak istiyorum ve koyacağım şimdi. Hemen alıyorum. Su kütlesi çok olmadığı için çok fazla atmaya gerek yok. Yani suyu yükseltti biraz ama çok önemli değil. Buraya kadar gelemez su. Gelse bile altında şey var zaten. Bundan sonra her kabın içine ikişer tane, üçer tane bu malzemelerden koymaya karar verdim. Sizle de paylaşmak istedim. Belki siz de yaparsınız. İki tane de buraya atayım. Hadi delikanlı, sana da iki tane attım. Burada yapmaya çalıştığım şey, yapmak istediğim şey dipte biriken işte bu zararlı bakteriler, hastalıkları neden olan bakteriler yeterli filtrasyon olmadığı zaman oluyor. Gerçi ben 2 günde bir su değişimi yapıyorum ama yine de olsun. Böyle bir madde de suyun içinde var olsun. Devamlı kalsın. Şeyin zararı olmaz. Nitrifikasyon bakterisinin zararı yok. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, böyle bir video bu da. Yani bilmiyorum, ben böyle bir sistem yapacağım. Bu uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi ama bugüne kısmetmiş. Bundan sonra böyle devam. Sizi de bilgilendirmek istedim. Şimdilik bu kadar.